Manşete hoş geldiniz. Manşeti bugün bir efsaneyle açıyorum. Clint Eastwood. Esasen Mart ayında katıldığı bir etkinlikte çekilen görüntüler ve fotoğraflar haftalar sonra gündeme düştü. Birkaç gün önce dünya basınının radarına girdi. O açıdan da Clint Eastwood'un efsane aktörün son hali hem sevenlerini takip edenlerini üzdü hem de hala ayakta olması sevindirdi. Soldaki fotoğrafta herhalde yaklaşık 10 yıl kadar önce benzin alırken görülüyor. Kendi işini kendi yapan, eski model bir Mercedes'e binen Clint Eastwood'dan bahsediyoruz. Mütevazı bir yaşamçısı var. 93 yaşında, Mayıs ayında 94'e girecek. Bu görüntülerde 90 yaşındaki, yine kendi gibi yaşlı, ünlü primatolog Jane Godel'a konuk oluyor ve orada da Yaban Hayatı Koruma Ağı yardım kuruluşu için bir sohbet etkinliği orada konuşuyor. O, o etkinlikte bu görüntü ve Birazdan ekrana getireceğim fotoğraflar çekiliyor. İşte fotoğraf da şu. Gene çok iyi görülüyor, çok sağlıklı görülüyor ve şu anda içinde bulunduğu bir film projesinden bahsediyor. İlerleyen yaşına rağmen hala etkili, hala Hollywoodça ve emekli olmadığı. Başrollerini Tony Cole ve Nicholas Holt'un paylaştığı... Juror Number no. 2 isimli film üzerine çalışıyormuş. Burada yaptığı söyleşide de bu var. Esasen aktif yani e, sosyal ağlardaki hesaplarını etkin kullanıyor. Mesela bu dün evvelki gün katıldığı bir etkinlikte e, paylaştığı görüntü veya işte görüntüden bir capture ekran görüntüsü. Son derece yani aklı başında e, ayakta e, film çekiyor devam ediyor. Dile kolay önümüzdeki ay 94 yaşına girecek. Herkese böyle bir uzun. Verimli ömür diliyor, diliyoruz. Şimdi dönelim, Amerika'dan devam edelim. Trump, bu son e, porno oyuncusu Stormy Daniels'a ödenen 130 bin dolarla ilgili olarak sus payı davasına çıktı. Burada işte kanıtlar ortaya çıkı, çıkacak filan ama bu haftayı mahkeme jüri üyelerini tespitle geçirecek. E, bu Time Star, The Timesta bugün İngiltere'de yayınlanan bir karikatür. Yani e, Trump e, mahkeme başkanı. Trumpa diyor ki mahkemenin sessiz kalması ne kadara patlar senin için filan yani mahkeme sessiz kalmayacak demeye getiriyor ama bilmiyoruz bunu göreceğiz bu hafta jüri üyelerinin tespitiyle geçecek ve jüri üyelerinin listesi hem iddia makamına hem de savunma tarafına verilecek. Esasen gizli. Medyada yayınlanması falan da yasak. Yüzlerinin gösterilmesi yasak. Kimlikleri yasak. E, saklı her şeyle. Fakat iddia makamına ve savunma makamına verilince Trump tarafından emin olamıyor mahkeme. Yani bu sızdırılabilir. Jüriler üzerinde etki oluşturulabilir falan gibi. Geriye doğru pek çok e, bu konuda Trump ve ekibinin sabıkası var ki zaten sahtecilik iddiası da var mahkemede. Yani işte o porno yıldızına konuşmaması karşılığında ödenen 130 bin dolarla ilgili belgede tahrifat, tahrifat evrakta sahtecilik falan gibi suçlamalar da var. Ya da işte vergi meselesi de söz konusu olduğu için işte ne bileyim maliyeyi yanıltma falan gibi konular da var. Bakalım iş nereye gidecek? Bu davada mahkum olursa Trump cezaevi söz konusu olabilir ve ondan da öte eğer aday olursa cumhuriyetçilerin dörtte biri Trump'ın mahkumiyeti halinde ona oy vermemeyi düşünüyor. O açıdan da son derece önemli, kritik. Bütün duruşmalara katılacak Trump ve haftalarca bununla meşgul olacak kamuoyu. Böyle söyleyelim. Oradan İsrail meselesine geçelim. İsrail meselesi hafta sonu yaşanan hareketliliğin ardından duruldu ve konu tüm boyutlarıyla aşağı yukarı deşifre oldu. Yani İsrail'in planlı bir saldırı gerçekleştirdiği ve bunu komşu ülkelere ve tabii ki elbette dolaylı olarak Amerika'ya bildirdiği. Amerika'nın da İsrail'i bununla teskin ettiği. Hatta e, İran'ın İran füzelerinin e, İsrail kentlerini e, sivil yaşama hedef almadığı falan ortaya çıktı. Ama bir takım kritik üstleri hedef almış. Yani İran devrim muhafızlarının. E, öldüren, Şam'da vuran uçakların kalktığı üs hedeflenmiş filan gibi şeyler var. E, sembolik hedefler var. Konu durulmuş görülüyor. İran e, bu diyor işte diyor bizim şey e, ne derler e, bizim için amacına ulaşmış bir e, saldırıdır bu diyor. E, İsrail ise misillemeden bahsediyor. Fakat yani hiç kimse e, yahu İran sizin saldırınıza cevap verdi. Sizin saldırınıza misille yaptı, misilleme yaptı demiyor. Yani bunu batıda da çok fazla duyamıyoruz. Medya organları konuşuyor ama siyasetçiler bunu konuşmuyorlar. Halbuki e, İsrail Şam'da İran konsolosluğunu vurdu ve orada 7 devrim muhafızını öldürdü. E, İran'ın devrim muhafızlarını öldürdü. General öldürdü yani bir tanesi generaldi. İran da buna cevap verdi. Şimdi İsrail diyor ki İran'ın diyor bu fıça saldırısına da cevap vermemiz lazım. Çok mantıklı değil. Ondan önce de gene İran Şam'da farklı bir nokta vurulmuş ve orada gene İran üst düzey istihbaratçıları falan öldürülmüştü. Trump'ın itiraflarında da var. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde Netanyahu'nun da katkısı var. İsrail'in işbirliği var. Geriye doğru yani İran güç, e, İsrail güçleri Amerika ile birlikte bir takım İran devrim muhafızı istihbaratçısı generali neyse üst düzeyindeki isimleri geriye doğru yıllar içerisinde hatta aylar içerisinde öldürdü. Onlara harekat düzenledi, bombalı saldırı düzenledi, suikast düzenledi. İran'ın bu konuda bir Mossad ajanını öldürdü veya İsrail'in bir generalini öldürdüğü yok özellikle son aylarda. Fakat enteresan İran sadece can kaybı olmayan, hasar son derece sınırlı tutulan bir füze saldırısı yaptı. Fakat İsrail kabinesi İran'a verilecek yanıt konusunda bölündü deniyor. İran Dışişleri Bakanı gerilimi yükseltmek niyetinde değiliz demiş ki İran'a göre füze saldırısı başladı ve bitti ve başka bir şey yapmayı düşünmüyorlar. Batılı ülkelerden İsrail'e itidal çağrıları var. İsrail Genelkurmay Başkanı İran'a cevap verileceğini söylüyor. Yani İsrail ikiye bölünmüş durumda ama tabii müttefik güçlerin yani Amerika'nın, İngiltere'nin gözünün içine bakıyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron... Tahran için bu çifte yenilgi oldu dedi mesela hem başarısız bir saldırıydı İsrail'e zarar veremediler dedi ki İran'ın zaten böyle bir niyeti yoktu onu geçelim ama Cameron'un yani İngiltere dışişlerinin duruşu önemli İran hem başarısız oldu hem de bölgedeki habis etkisini gösterdi diyor yani şeyle ilgili İran'ın saldırısını Analiz ederken bu konuda David Cameron'un Cameron İngiliz dışişlerinin şahin tutumu son derece dikkat çekici. Bakalım iş nereye gidecek ama görünen o ki Amerika, İsrail'i eğer herhangi bir saldırı düşünüyorsa... ...veya herhangi bir saldırı planlıyorsa bu konuda yalnız bırakacak gibi görülüyor. Dolayısıyla İsrail'in de elini kolunu bir yönden bağlayan bu. İsrail'in de ortadan ikiye yarılmasının, İsrail kabinesinin de ortadan ikiye yarılmasının bir nedeni bu. Tabi orada İsrail Dışişleri Bakanı bir tweet atarak ve bu tweete 32... Dışişleri Bakanını etiketleyerek bir kampanya yürütüyor. Kampanya şu diyor ki, tweet'in hemen tercümesini de ekrana getirdim. Devrim Muhafızlarını, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan edelim. füze projesine yaptırım uygulayalım, frenleyelim, zayıflatalım falan. Senin için de birilerinin bir şey yapması lazım. Değil mi? Yani sen o yani bu şu demek. İran Devrim Muhafızlarına terörist demek aynı şey. İran'da senin Mossad'ına teröristler ya da Amerikan gizli servisine terörist demek gibi bir şey. Dolayısıyla devletler arası dengeler ve bu konuyu analiz ederken e, bağımsız bakmak gerekiyor ve e, Orta Doğu'daki dengeleri de analiz ederken bu şekilde yürümek gerekiyor. Fakat bu İsrail Dışişleri Bakanı 32 Dışişleri Bakanı'nı etiketleyip bu Twitter tweet mesajını paylaşırken veya X platformu dilimiz alışmış neyse X platformunda bu mesajı paylaşırken Hakan Fidan'ı etiketlememiş. O da enteresan. Türkiye yok. Yani bütün Batı ülkeleri falan var. İsrail'in dost ve müttefik gördüğü 32 ülkenin Dışişleri Bakanı var. O yok. E, sosyal ağlar demişken Threads ki Facebook'un, Instagram'ın aynı grup, WhatsApp aynı grup, Meta grubu. E, TREADS e, Twitter'a rakip olarak çıkardığı bir uygulamaydı. Çok tutmadı söyleyeyim. Hatta paralı üyelik falan çıkardılar. Ben birkaç ay denedim ondan sonra bıraktım e, paralı tarafını. E, ücretsiz taraftaki üyeliğim paylaşımlarım devam ediyor. Yayınları falan oradan paylaşıyorum. Fakat enteresan olan Threads 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'deki faaliyetlerini durdurma kararı almış. Rekabet kurumu vs. E, soruşturma açmıştı. Türkiye... Yani bunu yani Tres'in Türkiye faaliyetlerini durdurma kararı keyfinden değil. Esasen devam etmek isterler. Türkiye büyük bir potansiyel sosyal ağlar için. Fakat Rekabet Kurumu sosyal ağlarla uğraşmaya başladı. Ondan dolayı Treste e, e, Facebook falan anlaştı ama eee Tresti belli belli ki bu konuda istisna tutuyorlar ve e, faaliyetlerini sondurma, e, e, sonlandırma kararı almış. Ersin Çelik yazmış Yeni Şafak'ta. Ekse de kısıtlama an meselesi diyor eski adıyla Twitter. Elon Musk satın aldıktan sonra adı değiştirilen lakin kullanıcıları tarafından hala Twitter olarak anılan X'e Türkiye'de erişimin kısıtlanması an meselesi bant alması kapatan. Neden? Çünkü yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için para cezası kesilmiş onu ödememiş. İşte efendim temsilci ataması meselesi falan var. Enteresan Elon Musk'la Tayyip Erdoğan'ın arası iyi görünüyor. New York'ta görüştüler. Görüntülük görüşmeleri falan var. İşte bu Space, SpaceX uzay Türkiye'den Astronot onun aracına binip e, uzaya çıktı falan. Böyle ilişkiler var. Yani <laughs> Elon Musk'a milyon dolarlar akıtmış bir ülke Türkiye. Fakat e, enteresan bir şekilde Twitter'la ilgili bantlar alması söz konusu olabilir. Fakat burada şunu da e, akıldan uzak tutmayalım. Yani... E, önümüzdeki aylarda sertleşecek Erdoğan yönetimi sosyal ağlarda kendine muhalefet edilmesini istemiyor. Yani işte bakın bir Maldivler fotoğrafının dolaşıma girmesi, bir istakoz meselesinden dolayı çok yıprandılar. Hoş gerçi kendi milletvekilleri paylaştı. Maldivlerden tatil paylaşan adam paylaşmasa kimsenin haberi yoktu. Eski milletvekili. Ne bileyim işte istakoz paylaşan kendi İzmir milletvekili. Paylaşmasa kimsenin haberi olmayacaktı ama Ayrı da bir e, görgüsüzlük olayı var. Şimdi sosyal ağlar demişken ekrandaki olay şu selektör cezası. Düzce'de trafik ekipleri e, bilirsiniz yani bunu sürücüler bilirler. Bir yerde hız kontrolü varsa radar varsa e, sürücüler o, o bölgeden geçmişlerse e, veya o uyarıyı bir şekilde görmüşlerse geçtikten sonra e, selektörle karşı taraftan gelen araçları uyarırlar. Derler ki işte geride veya gittiğiniz yönde hız kontrolü var dikkat edin. Bu son çok tabi bir şeydir ve bir sürücü dayanışmasıdır. Bunda hiç yadırganacak bir şey yoktur. Yani insanların birbirini uyarmasıdır. Yani bak burada böyle böyle bir konu var aman dikkat et falan. Yani bu yasal da olabilir, kanuni de olabilir. Bir takım örfle ilgili, oradaki gelenekle ilgili, oradaki anlayışla ilgili konular da olabilir. İlla bir cezai e, taraf olmak zorunda değil. Selektörü böyle bir şey. Son derece masum. Sürücü dayanışması. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir sürücüyü selektörle uyarıyorsunuz. Bakın ileride hız kontrolü var, hızını düşür falan diyorsun yani ve bu işe yarar. O selektörü alan sürücü hızını e, makul bir seviyede e, tutar ve e, radardan geçer. Kaldı ki zaten İngiltere'deki yollarda e, şeyden önce, kameralardan önce veya işte orada bir radar vesaire varsa onu belirten işaretler konur. Yani bu selektöre gerek kalmadan e, sürücü e, ne bileyim kontrol yapılan bir bölgeye girdiğinde işaretlerle bunu görür, bilir. Türkiye'de tuzak kuruluyor. Ayrıca Türkiye'de şimdi Düzce'de polisin yaptığı o tuzak kuruyorsun. Yani radar koyarak iki insanların birbirini uyarmasının da önüne geçiyorsun. Sonra bir başka noktadan da kimler selektör yapıyor diye onları tespit etmişler ve selektör yapanlara ceza kesmişler. Tabi tepki olunca tepki nerede oluyor? Sosyal ağlarda oluyor. İnsanlar e, buluşuyorlar, selektör cezası kesilenin sadece kendisi olmadığını görüyor, kişi bilmem ne filan. Sonra tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı bu cezaların iptal edildiğini söylüyor. Yani kafa bu, zihniyet bu. O açıdan sosyal ağlar falan önemli. İnsanların belli platformlarda bir araya gelmesi, ne bileyim birbirlerine danışmaları, yol yöntem sormaları, neyse son derece önemli. Hemen her şeyin grubu var yahu. Yani. İşte fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor. Bu haber yeni. Bak bu haberi yıllardır köpürtüyorlar. Yıllardır dolaşıma sokuyorlar. Yıllardır bunun üzerinden propaganda yapıyorlar ama e, vatandaşa artık geçmiyor. Şimdi enflasyonu biz yapmıyoruz. Marketler yapıyor demeye getiriyorlar. Ya marketlerin maliyeti belli. Yani marketlerin maliyeti burada. işte bu tüketici fiyatları endeksi üstteki yıllık alttaki aylık yani görüyorsun yani asıl beka, beka, sorunu nedir derken asıl beka sorunu belki de üfedir. Üfe ne? Üretici fiyatları endeksi. Üretici fiyatları endeksine baktığınızda yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %170 ile üretici fiyatları bakın. Yağlı meyveler aylık değişimin en yüksek olduğu alt grupsa %13.54 ile aylık %13.54 ile koyun ve keçi. Canlı bunların işlenmemiş süt ve yapağları. Yani ya baktığında Aylığa baktığında da, yıllığa baktığında da üretici fiyatları endeksi bu. Yani e, aylık tarım üfesi %5.57. Aylık. Çiftçi yaşlanmış, çiftçi arazisi azalıyor veya işte miras yoluyla çok bölünüp parçalanmış. E, hayvanına alacağı yem pahalandığı için hayvanını kesiyor filan bir sürü şey gübre mazot falan uçmuş gitmiş. E ondan sonra e bu da mal, maliyet şeye yansıyor etikete yansıyor. Sonra da işte fahiş fiyat diye filan. Yani milletin bunu yediğini zannetmiyorum ama hala bununla propaganda yapıyorlar. Bu sabah gazetesinin iç sayfasından getirdiğim bir haber. Hala hala bu şey var. Bakın kuru incirin tadı kaçıyor haberi. Devamla söylüyorum. Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilen kuru incirde normal değerin 11 katı aflatoksin tespit edilmiş. Bir başkası civatalar koptu makara sıkıştı. Bu Antalya'daki tele, e, teleferik faciasının işte raporun detayları. Bir başkası e, İstanbul'daki işte gece kulübü tadilatındaki kazada 29 insan öldü. Ya emin olun Londra'da böyle bir şey olsaydı iki hafta konuşulurdu. Türkiye'de iki gün konuşuldu ve unutuldu. Kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yalıtım malzemelerini tutuşturmuş. Mekandaki elektrik kesilmiş. Acil durum aydınlatması yokmuş. Gece kulübünün içinde yönlendirme levhaları yokmuş. Yangın söndürme sistemi arızalıymış. Yangın dolapları bu. Her şey bozuk. İnsanların ölümüne adeta davetiye çıkarılmış. Bir başkası soda da bozuldu. İsveç, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri B pazarı marka sodalarda aşırı bor tespit edildiğini belirterek ürünün tüketiminin sağlık riski oluşturduğunu bildirmiş Ve ürün iade ediliyor. Bunu ortaya çıkaran Azat Penaber isimli kişi bir dizi tweet paylaştı dün. İsviçre Sağlık Bakanlığı'nın işte Beypazarı sodaları içinde bor olması gerekenden fazla veya artık limitlerin üzerinde neyse. Ve kaynak İsviçre Eğitim ve Araştırma Bakanlığı resmi sitesi diye tıpkı Metin Cihan gibi böyle açık kaynaklardan takiple Beypazarı soda üretiyor. ...dağıtım şirketinin e, foyasını meydana çıkarmış. Fakat şeye baktığınızda, açıklamaya baktığınızda, şimdi şurası çok önemli. Beypazarı Soda Dağıtım Şirketi diyor ki, uygulanan bu yasak, Beypazarı Soda'nın İsviçre standartlarına uygun özel üretilen ve İsviçre'de satılan ürünleri kapsamıyor... Bu karar orijinal haliyle Türkiye standartlarına göre üretilen, satılan ve bu standartlarda Türkiye'den dünyaya ithal edilen Beypazarı maden suları için geçerli. Ya diyor ki İsviçre için özel üretiyoruz biz zaten. Fakat diyor bu karar onlarla ilgili değil. Bu Türkiye için ürettiğimiz şeyle ilgili. Düşünebiliyor musunuz? Her şeyin farkındalar. İçeride sağlığa zararlı soda satıyorlar. İsviçre'ye sattıkları başka türlü. Yani acayip. Bunlar da belgesi. Bakın görürsünüz. Evet bütün belgeleri paylaşmış. Şu ana kadar Beypazarı Soda Bankası'nın konuya dair yaptığı resmi bir açıklama yok demiş 4 saat öncesi itibariyle. Bir ülkede ekonomik kriz varsa, muhalefet iktidar trenine binmişse denge denetim kalmaz ve insanlar zehirlenmeye, ölmeye başlarlar. Kalite düşer, hizmet kalitesi düşer, kazalar başlar. Çok şaşmaz kaydedir bu. İşte bunun örneklerini yaşıyoruz. İstakoz ve Maldivler meselesi devam ediyor ama bu konuya Metin Külünk bodoslama girmiş, upuzun bir tweet atmış. Fakat tweetinin şu sarıyla işaretlediğim bölümünde enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki Erdoğan'ı ve aşkını bir küçücük fıçıcık tekerlemesine bindiren İstakozcu Maldivler hastalığı siyaseti sadece sandıkta galip gelmek zanneden bu ülkenin masumlarına ibretler vermelidir. Ya kurtulalım kıskaçlarından şu istakozun Devamla ya da diri diri kaynar suların içinde büsbütün davamızı haşlayacaklar. Yahu bu günah işleme özgürlüğü kişilerin. Hani sen söylüyordun ya. In insanların günah özg işleme özgürlüğü var diye. Eğer günahsa kişinin böyle bir günah. Yani istakozda yer, Maldivlere tatilde gider. Eğer günahsa sana göre. Bu tam da senin <laughs> günah işleme özgürlüğü tanımına giriyor. Girmeyen ne? Girmeyen 17 Aralık'tı. Bakın şimdi o lafları hatırlatalım. Metin Külünk 5 Mart 2014'te Balçak İlter'in programında Habertürk'te çıktı ve orada iki dakikalık konuşmasında bir soruya cevap verirken 4 kere Allah insana günah işleme özgürlüğü vermiştir dedi. 17 Aralık'ı doğruladı ve dedi bu insanların günah işleme özgürlüğü. E, insan, hatta bağlarken de şunu söyledi. Lafların tamamı tam deşifresidir bu. Şimdi diyor siz 17 Aralık'ta ortaya dökülen rüşvet yolsuzluk tapeleri üzerine söylüyor bunu. Şimdi siz insanların günah işleme özgürlüğüne müdahale ediyorsunuz. Günahı özendirmek değil insanların eksiklikleri üzerinden bunu bir siyasi darbe girişimi aracı olarak kullanmaya kalktığınızda aslında Allah'ın hududuna müdahale ediyorsunuz demişti. Orada Allah'ın hududu insanların alanı değil. Bir yani siyasette yolsuzluk ve rüşvet soruşturması yapılır. İnsan insanların günah işleme özgürlüğü yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ha Allah'la kendi arasında ayrı bir şeydir. Orada hesaba çekildiğinde kendi itikadına göre ben günah işleme özgürlüğümü kullandım diyebilir ama kanun karşısında suç işlemiştir. Ve bu suçun da bir cezası vardır. Tamam mı? Eğer kişi şarap eşliğinde Monako'da istakoz yiyorsa işte odur günah işleme özgürlüğü. Asıl ona müdahale etmeyeceksin. Ama dedim ya her şey birbirine karıştı. Ben de burada anlatıyorum yani. Partilerin grup toplantıları vardı. Ben prensip olarak girmiyorum. E, dişe dokunur bir şey yoksa. Fakat dikkat çeken e, Özgür Özel'deki birinci parti artık. Ana muhalefet değil. E, Tayyip Erdoğan'ın e, dilinden de aldılar o kelimeyi artık. Ana muhalefet diyemez. E, Özgür Özel'deki imaj değişimi dikkat çekici. Gözlüğü attı, saçları boyadı. Hayırlı uğurlu olsun. Fakat bir yani CHP grup başkan vekili olmanın ötesine geçemedi genel başkanlık kariyerinde. Bakalım bu dönemde birinci partinin olmanın da verdiği güçle, heyecanla veya ne bileyim cesaretle daha başka bir özgür, özgür özel çıkacak mı? En azından imaja yansımış görünüyor. Siyasi olarak yeni atraksiyonlar bunu takip edecek mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Son haber İngiltere'den. Enteresan bir haber. İngiltere Parlamentosu dünyanın en sert sigara yasaklarından birini oylayacak. Nedir o? Sigarasız jenerasyon hedefleniyor. 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara hayat boyu sigara yasaklanacak. Sigara satışı yasaklanacak. Enteresan bir şey. Yani yani kişi yani bu yıl 15 yaşına giren çocuklar hayatları boyunca sigara alamayacaklar. Şu anda bu yasa parlamento'nun önünde. Yani bu çocuk ileride sigara alabilecek yaşa gelse de 20, 25, 30, 35 de olsa 1 Ocak 2009'dan sonra doğduğu için bu kişiye sigara satışı yapılmayacak. Belli ki artık kimlik ibraz etmek gerekecek ve orada da doğum tarihine bakarak işte sigara ve benzer tütün ürünlerini satanlar ona göre satış yapacaklar enteresan bununla bağlıyoruz manşeti çarşamba manşet yok perşembe tekrar buluşmak umuduyla